Esne Belediyesi'nde 220 günü geride bıraktınız. Başkan Alkan 220 gün önce nasıl bir belediye devraldı? Öncelikle hoş geldiniz. Buradan bütün izleyicilere çok selam ve saygılarımı iletiyorum. 220 gün önce belediyeyi nasıl aldık? Tabii normal klasik devirlerden devirdi. 634 personel, yaklaşık 300 milyona yakın bir borç vardı. Tabii bunları biz daha önceden sorduğumuz zaman daha farklı bilgiler bize geliyordu. İşin içine girip öğrendikten sonra farklı bir şeyle karşılaştık. 13 mahallemiz var. 13 mahallemizde tabii yapılması gereken en başta elzem olan altyapıyla ilgili depremden dolayı sıkıntılar var. Her bir mahallenin ayrı bir park sorunu var. Yol var, kaldırım var, altyapı var. Buna ilaveten depremden çıkmış bir memleket yaralarını yeni yeni sarıyor. Ekipman anlamında çok zayıfız. Makine ekipman anlamında çok zayıfız. Bununla birlikte ne yapabiliriz? Yani bu bir şekilde şey gelecek, hizmet gelecek. Bir şeyler yapmamız lazım. O dönemde hiç unutmuyorum. Mazbatayı aldıktan sonra kadim memleketin kadim insanları su tahsilat binasının önünde kuyruğa dizildiler. Su paralarını ödemek üzere. Oradan gelen günlük olan iyi 150-200 bin liralık günlük tutarlarla o günün şartlarında biraz kendimizi belki komik veya basit gelebilir ama onu hiç unutmuyorum. Bu vesileyle de buradan şükranlarımı sunuyorum Besne halkına. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bize destek oldular. 220 gün önce farklıydık. Şimdi daha farklıyız. Daha emin konuşuyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız parasız işlerdi. İşte memleketle alakalı yatırımların ve bir takım yapılacak olan işlerin planın programını yaptık. İsteyeceklerimizi istedik. Yapabildiklerimizi yapma yolunda büyük mesafe kat ettik. Yarım kalmış projeleri ayağa kaldırdık. İyi bir ivme kazandı. Bunun neticesinde inşallah bunların sonucunu bir 4-5 ay sonra somut olarak göreceğiz. Teşekkür ediyorum. 220 günde Başkan Alkan Besne Belediyesi'nde ne tür çalışmalar yaptı? Ne tür yaptık? Başta, en başta disiplini oturttuk, tesis ettik. İlk geldiğimizde buralar çok kalabalıktı. Yani insan üzülüyor. Çalışanı çıkartmakla övünülmez. Hem üzülüyorum hem kahroluyorum. Ama bir şekilde de burada fazla olan personeli çıkarmamız gerekiyor. Mecbur bu işlerin yürümesi için. Bizim bütçemiz %52'den fazla personele gidiyor. Ama bize gelen gelir de kısıtlı, biliyorsunuz zaten. 220 gün boyunca ne yaptık? Parkları, bahçeleri, yolları, altyapıyı, bir takım suyla alakalı pansuman önlemler alınmıştı. Bunları masaya yatırdık. Kesin ve kalıcı çözümler üretmek üzere şeylerde bulunduk. Adımlar attık. Genel olarak bugünkü şartlarda alet, edevat, araç ve benzeri yatırımlarla da aldığımız hibelerle de çok şükür bir noktaya geldik. Bu noktadan sonrası da zaten kendiliğinden gelecektir. Asla ümitsiz değiliz. Hiçbir şey de bizi ne yıldırır ne de korkutur. Ne borçtan korkuyoruz, ne işten yılıyoruz. Canla başla bu memleketi seviyoruz. Bu memleketi de sevdiğimiz için gecemizi, gündüzümüzü ortaya koyup Allah'ın izniyle bu memleketi ayağa kaldırmaya söz verdik ve o yönde çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. İkinci soruma devam edelim. Besne depremden ne kadar etkilendi? Kaç kişi kaç konteynerde konaklıyor? Kalıcı konutlar ne zaman teslim edilecek ve yerinde dönüşüme ilgi ne düzeyde? Şimdi biliyorsunuz bizim
Şehir merkezinde 515 vatandaşımız vefat etti. Bunun yakında benim akrabalarım da vardı. 20'ye yakın akrabam vefat etti. Burada depremin belki de işte Adıyaman, Gölbaşı, Besni özelinde 3-2 ilçe Adıyaman merkezi en çok etkilenen ilçeler ve il olarak da Adıyaman. Sonra Hatay işte devam ediyor. Bizim şu aşamada en büyük rahatsızlığımız konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızın kalıcı konuta geçene kadar ki olan zaman bizi rahatsız ediyor. En son vatandaşımız da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi de en son vatandaşımız evine oturana kadar bize rahat yoktur. 220'ye yakın konut kurası çekildi. Devamına 190 konut kurası daha çekildi. Tahminen ikinci, üçüncü aya kadar büyük ihtimalle en fazla beşinci ayda bütün teslimatların yapılacağını ümit ediyoruz. 1400 hak sahibi var TOKİ'lerde, deprem konutlarında. Konteyner kentte yaşayan 700'e yakın vatandaşımız var. Bununla birlikte 400 küsur tane de daire olarak söyleyeyim, yerine dönüşüm var. Bunlar ilgili de çalışmalar devam ediyor. Konut hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu ana itibariyle de zaten hani kışa da giriyoruz. Bir problem görünmüyor. Genel manada. Teşekkür ediyorum. Üçüncü soruma devam ediyorum. Tarım ve sanayi alanında Besnililer öne çıkıyor. Besni sanayisi ve çiftçiler depremden nasıl etkilendi? Organize sanayi bölgesinde durum nedir? Ve genel olarak Besni'ye yatırımcı geldi mi, gelecek mi? Şimdi başta Mernos iplik üretim yatırımı var. Allah razı olsun, sağ olsunlar, 700 civarında Besnili hemşehrimiz çalışıyor orada. Onlar ek bir yatırım yaptılar. O ek yatırımla bu sayı tahmin ediyorum 1200'e çıkacak. İyi bir yatırım, Besni için iyi bir gelir. Esnafımız anlamında, sosyal ve ekonomik anlamda. Ayrıca birkaç tane daha halı üretimi için yatırımcılar var. Onlar gelecek. Onun haricinde daha dün İstanbul'dan bir yatırımcı aradı. Yani organize alanı da genişlettik. Belki duymuştursunuz. Bununla birlikte burada bir ivme, bir hareketlilik kazanacak. Yani Besnililerin yatırımcı ruhu da var. Buna ilaveten dışarıdan gelip 6. bölge olarak yatırım yapmak isteyen müteşebbisler de var. Bunlar da hayata geçerse eğer, Besin'de inşallah bir 2-3 yıla kadar hem iş sahası anlamında hem de nüfus anlamında bir patlama yaşayacağız. Teşekkür ediyorum. Dördüncü soruma devam ediyorum. Besni'de özel bir müteşebbis grubunca savunma sanayi yatırımı yapıldığı ve ağırlıklı olarak Besnililerin istihdam edeceğini öğrendik. Dinamit ve mermi fabrikası. Besni'nin girişimci ruhunun kaynağı nedir? Belediye hizmetlerinde bu girişimci ruh görülebiliyor mu? İş insanları projelerinize katkı sunuyor mu? Şimdi dinamit fabrikası uzun yıllardır kurulma aşamasındaydı. Sonra bir el değiştirdi. Şimdi ciddi bir şekilde yoluna devam ediyor. İnşallah bir an önce üretime de başlar. İstihdam anlamında da buradan fabrikaya servis koyarız. Biliyorsunuz biraz Besni dışında bir yer. 25 kilometre civarında uzakta. Biz her türlü yatırımın önündeyiz. Paspas oluruz. Belediye olarak. Ben de bir iş insanıyım. Biz de gittiğimiz yerlerde nerede bu belediye, nerede bu kaymakamlık, niye bizi sormaz, niye bizi yanımıza gelmez diye dertlenirken, şimdi küçük bir yatırım dahi olsa gidip onlara belediye olarak biz ne yapabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bu noktada tabii ki belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Fakat girişimci ruhu Besniler'de olduğu gibi sağ olsunlar bu bölgeyi sevip bu bölgeye yatırım yapan arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Bir venta makine var mesela, isim telaffuz etmek doğru değil ama onların da bir mesela yatırım yapma düşüncesi var. Ayrıca biz belediyeyi de bir iş yeri, bir ticarethane, bir şirket mantığında yürütmek istiyoruz. Buralarda
mevcut elimizdeki malzemeyle en iyisini yapmaya çalışırken, bir taraftan da arsa üretip hasrat paylaşımıyla birlikte konut edinme, konut üretmek istiyoruz. Bu vesileyle dışarıdan gelen ve gelecek olan yatırımcılarla bu yeni konutların tesliminden sonraki doğacak ihtiyaç üzerine, biliyorsunuz ne kadar bina olursa olsun vatandaşımız yeniden ve sıfırdan kalkacak binalara bakıyor. Oralara talep ediyor. Bu bağlamda daha sağlam, daha korunaklı, akıllı binalar, kendi elektriğini üreten, bununla birlikte kendi sitesi içinde oyun parkı olan, otoparkı olan binaları müteşebbislerimizle birlikte inşa etmeyi planlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Beşinci sorumla devam ediyorum. Aynı zamanda son soru. Başkan Alkan, beşinci yılını tamamladığında nasıl bir resmi göreceğiz? Evet. Buna dair gerçekleştireceğiniz ya da gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz nelerdir? Şimdi bununla birlikte bizim bir baştan şunu söyleyeyim. Şehrin giriş çıkışları bizim memleketimize yakışmıyor. Belki siz de geldiniz. Bir Besni'ye, yani bir kadim şehre yakışmıyor. Bir takım projelerimiz var. Tabii şehrin giriş çıkışlarını başta ıslah edeceğiz. Çevre yolumuz harekete geçti. İnşallah 4-5 ay gibi kısa bir zamanda bitecek. 14 senedir devam eden bir proje. Sağ olsun Hüseyin Özhan vekilimiz. Bu noktada bölgenin insanı olaraktan üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Orayı harekete geçirdi. Ondan sonra Besni burun çayırı yol ayrımı var. Orayı harekete geçirdik. Bizimle beraber koşturuyor. Bizim önümüze düşüyor. Ankara'da açılmayan kapıları sağ olsun açıyor. Bakanlarımıza da bu arada hasaten Murat Kurum Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu memleket çok güzel olacak. Yani sosyal ekonomik anlamda bir cezaevi gelecek buraya, istihdam anlamında. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın birkaç yatırımı olacak. Bizim kendi şahsımız işte GES elektrik üretimiyle alakalı bir takım girişimlerimiz var. İnşallah onlar sonuç verecek. İhtisas organize düşündük. İhtisas organize ile ilgili yerleri belirledik, gönderdik bakanlığımıza. Değerlendiriliyor. İşte Besni Belediyesi ne yapabilir? Bir 200 dönüm zeytinlik projemiz var. Bunun yanı sıra bir zeytinyağı fabrikası, bir sabun. Bunun yanına işte iklimimize, şartlarımıza en uyacak olan ağaç cinsini falan seçmek üzere şu anda çalışmalarımız var. Şehrin içinde de Merinos Kavşağı'ndan buraya 3 şerit yapmayı planlıyoruz. Hastane, eski hastaneden kız mesleğin arasını, orada bir viraj var, onu kaldırıp düz bağlamak yönünde şeyimiz var, düşüncelerimiz var. Şehir içini nitekim öyle yapacağız. Yani kısaca 5 yılın sonunda borçları bitmiş, kasası dolu. Ancak Besin'deki dağınık mahallelerde çalışabilecek personeli standardını oturtup Besni halkının da hiçbir mahallede ne parktır, ne kaldırımdır, ne yoldur, ne aydınlatmadır sıkıntısı olmayacak şekilde İnşallah tamamlayacağız. Şu anda bile o kadar çok iş var. Koşturmak gerekiyor. Zaman yetmiyor. Yani bu zaman bize yetmiyor. 3 ay sonra da sanki görevi bırakacakmışız gibi bir heyecan var. Çalışma azmi var. Görüyorsunuz burası vatandaşımıza açık. Kapıdan girer girmez buradayız biz. Karşılıyoruz. Öyle bir randevu yok, öyle bir özellikle şey yoktur hani. Halkımızla da iç içeyiz, esnafımızla iç içeyiz. Soruna anında ve yerinde müdahale ediyoruz. Birimlerimiz sahada, canla başla çalışıyorlar. Bu şartlarda, bu malzemeyle ancak bu kadar. İnşallah makine ekipmanı da hem yenileyeceğiz, hem çeşitlendireceğiz. Hem de bununla ilgili diğer yatırımları yapacağız ki bundan sonraki süreçte de her türlü şeye hazır olalım. Teşekkür ediyorum. Konu içerisinde geçen bir projeyle alakalı bize aydınlatabilir misiniz? Milli Eğitim Bakanımızla ilgili göreceğiniz projeyle alakalı biraz bahsedebilir misiniz? Milli Eğitim Bakanlığımız çok amaçlı bir spor salonu sözünü verdi bize. Belki bir spor okulu, belki Besnili büyüğümüz İbrahim Erdemoğlu Trabzon'a yaptığı spor okulunun aynısını buraya yapabilir.
Milli Eğitim Bakanımız da böyle bir salon talebinde bulundu. Ayrıca birkaç tane de okulla alakalı işlevsel okullar anlamında hem endüstri meslek liselerinin biraz daha gelişmiş örnek olarak bir okul üzerinde de çalışıyoruz. İki okul üzerinde çalışıyoruz. Ona göre artık adımlarımızı biraz daha temkinli ve sağlam atıp bu memleketin geleceğini çocuklarımızın bundan sonraki dönemde okullarını, liseyi dahi bitirse bir iş sahibi olacakları bir düzeye getirmek üzere planlıyoruz.